Herkese merhaba, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün Marie Claire isimli bu markanın ojelerini inceleyeceğiz. Bende toplam 12 rengi var ama bu videoda sadece 6 rengini göstereceğim. Çünkü videoları çok uzun yaparsam sıkılabileceğinizi düşündüğüm için olabildiğince kısa tutmaya çalışıyorum. Eğer yok bir sıkılmayı sen uzun uzun yap, bütün renklerini göster derseniz de bir sonraki oje inceleme videolarını biraz daha uzun tutarım. En azından böyle bir 10-12 tane falan renk görmüş oluruz diye düşünüyorum. Düşüncelerinizi yorumlara bırakırsanız çok mutlu olurum. Ben de ona göre hareket etmiş olurum. Şimdi ilk rengimizi sürerken bir taraftan da bu marka ile ilgili öğrendiklerimi aktaracağım size. Sonra ojeler hakkındaki yorumlarımı paylaşacağım. Marie Claire Fransa'da yayınlanan haftalık bir kadın dergisiymiş. Güzellik, sağlık, moda ile ilgili makalelere de yer veriyormuş. Ve 35 ülke 5 kıtada da yayınlanmaya hala devam ediyormuş. Ayrıca birçok ülkede de kozmetik, ayakkabı, aksesuar gibi sektörlerde de ismini görebiliyoruz. Ben de Trendyol'dan bu ojeleri bulabilmek için markanın adını yazdığımda birçok ürününe denk geldim. Kısa bir araştırdım, öğrendiklerimi sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi ojelerden bahsetmem gerekirse renkleri çok güzel. İlk önce onu söyleyeyim. Ben de 12 rengi var demiştim. Bu videoda 6 rengini göreceğiz ama diğer 6 rengini de en yakın zamanda hazırlayıp paylaşırım sizinle. Burada fırçanın tipini gösteriyorum. Fırçanın kılları ince ama düz bir fırça yapısına sahip ki ben bu tarz fırçaları sevmiyorum maalesef. Benim tırnak diplerim oval olduğu için bu tarz düz fırçalarla oje sürmeye çalıştığımda biraz zorlanıyorum. Mutlaka kenara taşırıyorum yani istisnasız. Neyse, fırça tipini geçiyorum şimdi. Ojelerin kuruma hızından bahsedeceğim. Ojeler o kadar hızlı kuruyor ki ben şok oldum. Gerçekten şu ana kadar denediğim birçok ojeden çok daha hızlıydı kuruması. Biraz önce gösterdiğim şeffaf ojenin numarasını ve fırçasını gösterene kadar oje çoktan kurumuştu bile. 5 dakika bile sürmedi. O yüzden çok hoşuma gitti. Bana sürekli hızlı kuruyan oje önerisinde bulunmamı istiyordunuz. Artık gönül rahatlığıyla bu ojeleri önerebilirim. Bu rengi tek kat uyguladım. Tek kattaki halini görelim diye. Üzerine de şeffaf ojesini uyguladım. Şeffaf ojesi gayet güzel bir parlaklık veriyor. Ama şeffaf oje kullanmadan ojenin kendi parlaklığı çok az. Sadece bu ojede değil, diğer renklerinde de aynı şeyi gözlemledim. Ojelerin kendi parlaklığı biraz az. Ama zaten ojeyi sürdükten sonra mutlaka bir top kot sürmemiz gerektiği için o parlaklığı top kottan alacağız zaten. O yüzden bunda çok problem etmedim ben. Ama yine de aklınızda olsun. Şimdi bu göz alıcı kırmızı rengi sürerken bir şeyden daha bahsedeceğim. Bu tarz koyu renkleri sürerken tabana mutlaka base coat sürmeniz gerekiyor. Çünkü ojenin rengi tırnağınıza geçebilir. Sadece bu oje için söylemiyorum aslında. Genel olarak koyu renkli ojeleri direkt tırnağınıza uyguladığınızda tırnağınızda iz bırakıyor ve zamanla da tırnak sararmalarına yol açabiliyor. O yüzden şimdi kırmızıyı da sürerken tekrar bir hatırlatmak istedim size.
geldik bir başka rengine. Bu ojeyi sürerken biraz sıkıntı yaşadım. Bu ikinci sürüşümdü bu arada. Sadece bu ojede mi böyle bir problem vardı bilmiyorum ama bu rengi sürerken biraz fırça izi bıraktı tırnaklarımda. İkinci sürdüğümde biraz daha bol aldığım için fırça izi o kadar bariz bir şekilde gözükmedi. Ama ilk sürdüğümde çok bariz bir şekilde gözüküyordu fırça izi. Bu videoda gösterdiğim ojelerde böyle bir sorun olmamıştı. Sadece bu ojede oldu bu arada. Ama diğer altı renkte ne olur ne olmaz onları bilmiyorum. Onları bir sonraki videoda göreceğiz. Birlikte deneyeceğiz. Bu renk de böyleydi. Hafif pembelik içeren bir nude gibi duruyor. Çok tatlı bir rengi var aslında ama fırçası biraz canımı sıktı. Neyse, şimdi bir başka renge geçiyoruz. Bu ojenin rengi de böyleydi. Tek katta çok cansız kaldı sanki. Zaten ojelerin kendi parlaklığı çok az olduğu için bir de tek katı uyguladığınızda çok cansız gözükebiliyor. O yüzden ojelerinizi mutlaka iki kat uygulayın ve en son şeffaf oje ya da top kot sürün mutlaka. Geldik son ojemize. Söylediklerimi şöyle bir toplamam gerekirse ojelerin kurma hızı muazzamdı gerçekten. Çok hızlı bir şekilde kuruyor. Aceleniz olduğu zamanlarda özellikle bu markayı tercih edebilirsiniz. Sürüp çıkın. 5 dakika bile sürmüyor kurması. Ojelerin renkleri de güzeldi. Benim bu 6 renk içinden en beğendiklerim kırmızı ve yeşil oldu. Ama renkleri bir tık soluk gibi. Tek kat uyguladığınızda özellikle çok cansız duruyor. O yüzden mutlaka 2 kat uygulamak ve sonrasında da parlatıcı cila ya da top kot geçmek gerekiyor. Fırça yapısı da düz ama kılları ince olduğu için sürümü çok zor değil elbette. Ama benim gibi tırnak dipleri yuvarlak olanlar yine de biraz zorlanabilirler. Ojelerle ilgili yorumlarım bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda da diğer altı rengini gösteririm. Bu arada videonun başında da söylediğim gibi sıkılabileceğinizi düşündüğüm için bu şekilde 6 ojeyle sınırlandırıyorum videoları. Ama bir sıkılmayız derseniz videoları bir tık daha uzatabilirim. En azından bir 10-12 rengi göstermeye çalışırım. Ne diyorsunuz? Size göre hareket etmek istiyorum. Eğer sıkılmayız derseniz sonraki markalarda daha fazla renk göstermeye çalışırım. Mutlaka yorum yazın bakın. Bekliyorum. Buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın. Video hoşunuza gittiyse de bir beğeniyi çok görmeyin. Hoşça kalın.